Herkese merhaba arkadaşlar. Dublin'de ikinci günümüzdeyiz. Hostelden çıkış yapacağız. Dün yaklaşık 25 bin adım atmışız. Bayağı yorulmuşuz. Hostel yani kötü değil ama banyolar kadınlar için olanlar birazcık korkunç. 2-3 farklı kapıdan geçiyorsunuz. Aşağı iniyorsunuz. Böyle soğuk. Bizim tuvaletimiz hemen odadan çıkınca sağ taraftaydı. Böyle çok yakındaydı. Biz o konuda rahat ettik yani. Eğer ki burayı tercih edelim mi derseniz 1-2 gün kalacaksanız olabilir. Daha fazlaysa kadınlar için açıkçası emin olamadım. Kişisel tercihlerinize göre değişebilir. Ama şunu söyleyebilirim. Mekan temiz bir mekan. Evet. İçiniz rahat olabilir. Size sıfır yastık, yorgan, çarşaf veriyorlar. Bunu yatağınıza seriyorsunuz. Çok daha rahat yatabiliyorsunuz. Ve konumu çok iyi. Normalde Airbnb'de baktığımız evler, uygun fiyatlı olanlar merkeze çok uzaktı. Konum olarak gerçekten güzel bir yer. Bu şekilde umuyoruz ki güzel bir gün olur diyorum ve daha fazla konuşmadan kamerayı kapatıyorum. Börek, çörek, carçurt bir şeyler alacağımız mekana gidiyoruz arkadaşlar. Trinity College'in bahçesine gideceğiz. Orada yiyeceğiz, içeceğiz. Ondan sonra Trinity College'in içine girmeye çalışacağız. Eğer bizi karga tulumba döverek dışarı çıkartmazlarsa içeride de size içeriği göstermeye çalışacağız. Büşra da beni beğenmedi. Ne ya? Bak hareketlere bak. Tatlılık yapacağım diye yaptığı hareketlere bak. Bakın arkadaşlar. Caught up in a daydream. I beat my mind up there almost daily. Bırakma kendini, domurla. How I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place. Cuz everybody wanna tell you bad things. What could go wrong? What fame brings but. Burası diş hastanesiymiş arkadaşlar. Anselli Gretel Pastanesi'ne geldik. Buranın ekmekleri, hamur işi meşhur diyorlar. Gideceğiz, bakacağız. Trinity College'in bahçesindeyiz efendim. Evet, gördüğünüz gibi dümdüz yemyeşil alanlar. Hemen arkamızda tıp fakültesi var. Görüyorsunuz. Muhteşem. Evet arkadaşlar, kahvaltımızı aldık. Bu şekilde 4 tane kahvemiz var. Kruvasan aldık. İçi fıstıklı, şöyle farklı bir şey var. Kek gibi yani. Bunun dışında bu sodalı ekmek. Yani ben internette okumuştum mutlaka deneyin diye. Bunu deneyeceğiz. Ve normal klasik hamur işlerimiz var. Şimdi tadına bakacağız. Arkadaşlar, sodalı ekmeği usulca deneyeceğim şimdi. İçerisindeki sodayı etkinleştirmek için ekşi süt kullanıyorlarmış arkadaşlar. Şimdi tadına bakıyorum. Bayağı güzel. Tuzlu kek gibi. Dolu dolu. Ben beğendim ya. Çayla kahveyle falan tek başına çok rahat yenebilecek güzel bir şey. Kahvaltımızı bitirdik arkadaşlar. Şöyle kısaca en favorilerimi söylemek istedim. Sodalı ekmeği çok beğendik. Eve götürmelik bir ekmek ama yarım almıştık. Yedirseniz mutlaka denemenizi öneriyorum. Bunun dışında en favorimiz limonlu ve yaban mersinli muffin oldu. Çok lezzetli. Yani yumuşacık ve böyle şeker oranı o kadar dengeli ki bayağı beğendik. Gelirseniz veya İrlanda'dan bizi takip edenler varsa denemenizi öneriyoruz. Kahvesi de güzel bence. Şimdi Trinity College'e doğru gideceğiz. Evet arkadaşlar, Trinity College'in bahçesindeyiz. Trinity'e bandım. Bedava mı sandın? Para verip aldım. İstediğimiz yerlerden en önemlisine geldik efendim. Birazdan içeri gireceğiz. Çok heyecanlıyız. Burayla alakalı detaylı araştırmalar yapmıştık zaten. İçeride mükemmel bir kütüphane olduğundan bahsediyorlar. İçeride arkadaşlar dünyanın en eski 10 kitabı arasında yer alan Kells kitabı varmış. Bu el yazması kitap İncil'in bazı bölümlerinin ilk halini içeriyormuş. Bu kitap İrlanda'nın en iyi ulusal hazinesi olarak geçiyor. Gerçekten çok merak ediyoruz. İçeri girip gezeceğiz. Size de gösterebildiğimiz kadarını göstereceğiz. Arkadaşlar, burada el yazması eserlerin taşındığı çantaları görüyoruz.
Arkadaşlar burada dünyaca ünlü kitap olan Kels'in 4 farklı katip tarafından yazıldığı bize anlatılmış. Birinci katip genellikle sayfaların dekorasyonlarını diğerlerine bırakmış. Katip A olarak bahsedilen kişinin yazdığı şekil gösterilmiş. İkinci katibe geçtiğimiz zaman burada da biraz daha böyle kaligrafik süslemelerin kullanıldığından bahsediliyor. Burada da C ve D'yi görüyoruz. Bakın buradaki baş harfleri görüyoruz. Süslenmiş baş harfler. Bu harflerde önemli pasajlara dikkat çekmek amacıyla bu şekilde yazılmış arkadaşlar. Burada Kels kitabının alfabesinin nasıl şekillendirildiğini gösteriyorlar. Kitabın üstündeki sembollerin, desenlerin ne anlama geldiğini burada çok daha net biçimde görebiliyorsunuz. Müthiş bir yer. Harika bir yer. İnanılmaz. Kesinlikle gelmelisiniz buraya. Newton'un heykeli. John Locke. Bu da İskoçya'daki en eski arpmış. İşlemeleri vesaire bunun bir kral çalgıcısına ait olduğunu gösteriyormuş galiba. Karşımızda gördüğünüz üst raflardaki kitaplara ulaşmak için yapılan merdiven sistemi çok hoşumuza gitti. Yukarıda gördüğünüz gibi bir ray sistemi var. En köşedeki kitaplara da ulaşabiliyorsunuz. Gerçekten çok güzel ve bu kitaplar hala bu üniversite öğrencileri tarafından araştırmalar için alınıp incelenebiliyormuş. Arkadaşlar biz şimdi içeri girdik, çıktık. İnanılmaz güzel bir yer. Kişi başı 18 euro. Bizim için pahalıydı. İyi ki de vermişiz diyor muyuz? İrlanda'ya, Dublin'e ilk defa geliyorsanız verebilirsiniz arkadaşlar. Bu paraya burası gezilir. İçeride işte o Kels kitabı var. Fotoğrafını çekmenize izin vermiyorlar. Daha sonrasında kütüphaneye girdik. O uzun oda dedikleri çok güzel bir kütüphanesi var. Ve şunu da söylemek istiyorum. Buraya gelmek istiyorsanız arkadaşlar buranın biletleri sadece internetten alınıyor. Bu bir. Biz internetten almaya çalıştığımızda banka kartımızı kabul etmedi. Paramız olduğu halde. Biz de buraya kadar geldik. Buradaki görevlilerle konuştuk. Görevliler buradan bize bileti post cihazı sayesinde geçirttiler, verdiler. Biz de o şekilde almış olduk. Her ne kadar internet tek yol olarak görünse de ve buradaki güvenlik görevlilerine sorduğunuzda sadece internetten alabiliyorsunuz deseler de içeri gelip rica ettiğinizde size yardımcı oluyorlar. Trinity College ile alakalı birkaç bir şey söyleyecek olursak burası arkadaşlar İrlanda'nın en eski ve en önemli üniversitelerinden bir tanesi. Birçok ünlü yazar, düşünür, şair buradan mezun olmuş arkadaşlar. Sonraki istikametimize, sonraki destination'ımıza devam ediyoruz. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better. Şu anda Dublin Kalesi'ne geldik. Burası günümüzde İrlanda'nın en büyük hükümet kompleksi olarak kullanılıyormuş. Kaleye giriş ücreti 8 euroymuş. Öğrenciyseniz 6 euro vererek girebiliyorsunuz. Çok pahalı değil. İnternette buranın içerisinin fotoğraflarını gördük. Bayağı güzel gözüküyor. Sadece biz biraz fazla para harcadığımızı düşündüğümüz için es geçmiş olacağız. Bir dahaki sefere diyoruz artık. Dedik ki girsek mi girmesek mi? Sonra fark ettik ki biz bütün parayı Trinity College'de bitirdik. Dışarıdan bakmakla yetineceğiz artık. Yapacak bir şey yok. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. Evet arkadaşlar şu anda Christ Church Katedrali'ndeyiz. Burası Dublin'in en eski yapısı. Hala faal vaziyette. Buranın mahzeninde mumyalanmış kedi ve fare olduğu söyleniyor. İki farklı kompleksten oluşuyor. İki farklı binadan oluşuyor. Biri yolun
Bu tarafında, diğeri karşı tarafında. Bu iki yapı nasıl birleşiyor derseniz, yolun ortasından bir köprüyle birleşiyor. Size bunu göstereceğiz. Birazdan tam şurada görüyorsunuz, bakın. Aha, şurası köprü. İçeriye girişin ücreti tam, yani yetişkin 10 euro, öğrenci 8,5 euro. Çocuklar da ona göre azalıyor. Durumlar bu şekilde. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. 3 ayda bir tripod kırıyoruz. Böyle saçmalık olmaz ya. I've been thinking about you. So beautiful and lovely. Şu anda Aziz Patrick Katedrali'ndeyiz. Aziz Patrick, İrlanda'nın birincil koruyucu azizi olarak kabul edilen bir psikopos. Hristiyanlığın aslında kurulmasında ve yayılmasında İrlanda tarihinde çok önemli bir yeri olduğundan bahsediliyor. Daha öncesinde Hristiyanlığın aslında İrlanda'da var olduğuna dair söylemler olsa da Aziz Patrick'in gelişiyle beraber bu çok daha fazla ve hızlı şekilde yayılmış anladığımız kadarıyla. Ailesiyle birlikte Britanya'da yaşayan Aziz Patrick 16 yaşındayken kaçırılıyor ve bir dağda çobanlık yaptığı söyleniyor. Esir olarak galiba 6 yıl ya da daha fazla bir süre yaşadıktan sonra o sırada dine çok yaklaşıyor. Daha sonrasında rüyasında bir gemi görerek esir olduğu yerden bir gemiyle kaçmayı başarıyor. Fakat Britanya'ya kaçtıktan sonra bir süre sonra tekrar bir rüya görüyor ve rüyasında İrlanda'ya çağrılıyor. Ve bu şekilde İrlanda'ya dönmüş oluyor. İrlanda'da da bir din adamı ve Hristiyan bir misyoner olarak görevine devam ediyor. Aziz Patrick'in aslında 17 Mart'ta öldüğüne dair kesin bir bilgi yok. Fakat 17 Mart Aziz Patrick'in ölüm tarihi olarak kabul ediliyor ve tüm İrlanda'da 17 Mart günü Aziz Patrick günü olarak geçiyor. Katedrale giriş için biletler internette okuduğumuz kadarıyla 7,5 euro. Gelirseniz aklınızda olsun. Biz giremeyeceğiz. Yani bir sonraki gezimize bırakacağımız biraz fazla yer oldu ama yapacak bir şey yok. Şimdi böyle buranın çok eski bir çaycısı varmış. Orayı bayağı merak ediyoruz. Oraya doğru gideceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi size ufak tefek bilgiler verelim istiyoruz. Bunları siz de araştırsanız bulursunuz. Ama araştırır mısınız bilmiyoruz. Biz sizin için bulduk. Şimdi size söyleyelim. Birincisi, bunu zaten hepiniz biliyorsunuz. Dublin, İrlanda'nın başkenti ve İrlanda'nın en büyük şehri aslında. Kelime anlamı olarak da Dublin, siyah havuz anlamına geliyormuş. Dublin'de tam olarak 666 adet lisanslı pub bulunuyor. Diğer bir bilgi olarak Dublin'deki nüfusun yaklaşık %50'si 25 yaşın altındaymış. Bu yüzden Avrupa ülkeleri arasında en genç nüfusa sahip şehirlerden birisiymiş. Hatta şehir bile olabilir. Bu bilgi bize çok ilginç geldi. Çok büyük bir oran. Bildiğiniz gibi Dublin Avrupa Birliği'nin bir parçası. Ancak Schengen bölgesinin dışarısında. Dolayısıyla buraya gelmek istiyorsanız ayrıca vize almanız gerekiyor. Bu bir. İkincisi, öğrenci vizesiyle geldiğinizde ayrıca çalışma iznine ihtiyacınız yok. Öğrenci vizesiyle de çalışma hakkına sahipsiniz diye 2-3 kaynaktan teyit ettik. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play. How I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost. Arkadaşlar, şimdi bir tane demleme çay istedik. Çay geldi, üzerinde not var. Biz saat 1.58'de bunu demlemeye bıraktık diyor. Aşağıda da recommend olarak bize 3 veya 5 dakika demlenmesi gerektiğini söylüyor. Ayrıca sütle birlikte geldi. Bu kafenin içi inanılmaz güzel, çok güzel. Kesinlikle tavsiye ediyorum, mutlaka gelmelisiniz. Arkadaşlar, bir tane gurme marketine geldik şimdi. Böyle kız kıza, içerisi çok güzel. Fiyatlar biraz pahalı
Ama sodalı ekmeğin fiyatı çok pahalı değildi. Onun dışında bir de tea break isimli bir ekmek çeşidi daha gördük. Bunları da böyle eve götürmelik gibi aldık. İkisinden de birer tane aldık. Böyle yarı yarıya paketleri de işte kuş yapacağız. Şimdi de yavaştan böyle havalimanı için otobüslerin olduğu yere geçeceğiz. Öyle yani, mutluyuz. Güzel bir geziydi. Keyifli bir son oldu. Aynen, güzel oldu. Yemekle bitirmek her zaman en sevdiğimiz. Much later. Evet arkadaşlar, biz şu anda havalimanına geldik. Size bahsettiğimiz, beğendiğimiz her yerin linkini açıklama kısmına ekliyoruz. Son gittiğimiz yer gerçekten Dublin favorilerimiz arasına girdi. Fiyatları bir tık daha pahalıydı ama bizce kesinlikle değerdi. Kahvesini de çok beğendik. Sunumlar da çok güzeldi ve ilgi de çok güzeldi. Havalimanına biz dedik ki hani en azından böyle 2 saat önceden falan gelelim, böyle bir problem olmasın. Yarım saat sürmesi gereken yol 1 saat sürdü. Aklınızda olsun, biz tam olarak indiğimiz aynı yerden tekrar dönüş için otobüse bindik. Karşıdan mı binmemiz lazım, nereden binmemiz lazım? İlk etapta onu bulamamıştık. Daha sonrasında orayı bulduk ama yol da biraz uzun sürdü. Sonra havalimanına geldik. Sıra bitmiyor. Lanet olası sıra bitmiyor. Ve arkadaşlar, kesinlikle eğer fast track imkanı varsa almanızı tavsiye ediyorum. Eşya kontrolünde saçma sapan şeyleri çıkarttırıyorlar. Ben şemsiyeden dolayı belki 10-15 dakika daha ekstra beklemek zorunda kaldım ve uçağı kaçıracağız diye çok korktum. Her neyse ki şu anda gate'imizdeyiz. Bekliyoruz uçağımızı. Sonuç olarak güzel bir geziydi. Sonu böyle birazcık stresli oldu. Ama daha uçak bile gelmemiş. O yüzden şu an bir rahatladık. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Videomuzun altına böyle fikirlerinizi, yorumlarınızı bizimle paylaşırsanız ayrıca çok mutlu oluruz. Abone olursanız da çok seviniriz. Videomuzu beğenirseniz daha da çok seviniriz. Bir sonraki videomuzda tekrardan görüşmek üzere. Bizleri izleyin, bizimle kalın. Sizleri seviyoruz. Güle güle. Havalimanında size bunu göstermek isterim. Raflarda sular var ve herkes buradan gidiyor. İstediği kadar suyu alıyor. Parasını tam olarak şuraya bırakıyor. Siz nasılsınız? Gezi nasıl geçiyor? Güzel ya. Ben memnunum şu an için. Biraz hava soğudu. Dublin'le nasıl başka buldunuz? Yani böyle wow olmadım açık konuşmak gerekirse ama güzel yani. Farklı bir yer görüyoruz. Beklentinizin altında mı? Altında. Benim de bir tık altında ya. Ama bugün yükselebilir. Umarım. Büşra Dublin'i beğenmedi. Trinity Koleji'nin bahçesindeydi efendim. Ve hala kullanır... Evet. Vıyık vıyık arabalar geçiyor. Devam edecek olursam arkadaşlar, dediğim gibi... Dublin Havalimanı'ndayız, dönüş yolculuğundayız ancak bir türlü dönemiyoruz. Umarız ki uçağımızı kaçırmayız. Çok kalabalık, inanılmaz kalabalık yani. Ren, bak bakalım. Trinity Koleji'ne doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Ama hava bir soğudu ki görmeniz lazım. Bıktık ya. Bak kendimi topla, böyle olmaz. Toparlan acık. Bırakma kendini, toparlan.